Türkiye içerisinde bir ticari işletmeniz varsa ve bu işletmenin içerisinde müzik yayını yapmak istiyorsanız çok fazla değil, iki tane seçeneğiniz var. Birinci seçeneğiniz meslek birlikleriyle anlaşma yapmak. Meslek birlikleriyle anlaşma yapmış olduğunuz çerçevede dikkat etmeniz gereken birkaç tane husus var. Bu anlaşmayı yaptıktan sonra, çünkü meslek birliklerinin kütüphanesinde olmayan şarkıları da çalma ihtimaliniz var. Yani Türkiye'deki meslek birlikleri bütün sanatçıların haklarını, yerli ve yabancı haklarını koruyor anlamına gelmemekte. Anlaşmayı yaptıktan hemen sonra yayınlayabileceğiniz müzik kütüphanesini meslek birliğinden talep etmelisiniz. Ve sonrasında bu talep ettiğiniz müzik kütüphanesini yayınladıktan sonra her ay düzenli olarak meslek birliklerine yayın logonuzu göndermekle yükümlüsünüz aslında. Bu yayın logo şu anlama gelmekte. Bir ay içerisinde meslek birliğine örneğin tırnak içerisinde 10 lira bir bedel ödediniz. Ve bir ay içerisinde yayınlamış olduğunuz toplam 1000 tane müzik var. Bu 1000 tane müziğin logonu tutup göndermekle mükellefsiniz. Bu şu anlama geliyor. Sizin meslek birliğine ödemiş olduğunuz 10 liralık bedel, meslek birlikleri mevzuatı gereğince %20'si meslek birlikleri gideri olarak kesilmekte. Kalan 8 lirası da sizin yayınlamış olduğunuz 1000 adet şarkının sanatçısına, söz yazarına ve bestecisine eşit olarak paylaştırılmak durumunda. Dolayısıyla siz yapmış olduğunuz müzik yayınını meslek birliğine logonu iletmezseniz, bu meslek birliğinin bu bedelleri dağıtma konusunda bir kargaşaya girmesine sebep olmakta. Özellikle meslek birlikleri mevzuatı konusunda dikkat edilmesi gereken husus bu. Eğer ki kendiniz bunu bireysel yapamayacağız diyorsanız, Türkiye'de belli başlı müzik şirketleri var. Bu müzik şirketleriyle anlaşarak da bu işi yapabilirsiniz. Çünkü yayın logonu kendileri tutarlar, meslek birliklerine sizin adınıza bu verileri gönderebilirler ve daha sağlıklı ilerleyebilirsiniz. İkinci olay ise meslek birliklerinden bağımsız olarak müzik şirketlerinin Avrupa'dan getirmiş olduğu müzik kütüphaneleri ya da bireysel olarak kendilerinin yapmış olduğu müzik kütüphaneleridir. Burada da yine takibi ve hukuki sorumluluğun tamamını bu hizmeti aldığınız müzik şirketine yüklemek durumundasınız. Yani yapmış olduğunuz sözleşmeyi bunu muhakkak eklemelisiniz. Çünkü yani bizim başımıza birçok bu tarz durumlar yaşandığı için, geldiği için söylüyorum bunu. Yapmış olduğunuz anlaşma neticesinde anlaşma yaptığınız kurum kendi eserlerini gidip meslek birliklerine lisanslayabilir. Bu durumda dolayısıyla bir sarmal döngü haline gelip her taraf birbirinden hak iddia edebilir duruma gelebilir. Ya da yurt dışından getirmiş olduğu kütüphanenin içerisindeki sanatçıların birkaç tanesi o kütüphaneden ayrılıp meslek birliklerinin olduğu kategoriye geçebilir. Bunun takibini siz firma olarak tabii ki yapamayacaksınız. Dolayısıyla bu iki noktada, yani mağazanızda yapacağınız yasal müzik noktasında kesinlikle ve kesinlikle bir kurumla anlaşmak durumundasınız. Yani sizin yerinize bu işi organize edecek, meslek birlikleriyle gerekli görüşmeleri yapabilecek. Aynı zamanda bu birimin hukuksal biriminin de olmasına dikkat edin. Çünkü telif hakları hani o kadar detaylı ve ince bir konu ki ve şirketinizin hani bununla uğraşmasına, bununla ilgili bir efor sarf etmesini engellemek için kesinlikle ve kesinlikle bir kurumla anlaşmanızı tavsiye ederim. Türkiye genelinde sistem bu şekilde yürümekte.